İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Teknofest organizasyonu öncesinde heyecan giderek yüksek irtifalara doğru çıkıyor. Çünkü Bursa'da, Aksaray'da bu Teknofest'e katılacak takımları için final yarışmaları gerçekleştiriliyor. Aksaray'da da Tuz Gölü kenarında bulunan organizasyonda Roketsan ve TÜBİTAK SAGE'nin ev sahipliğinde gençler roket yarışmalarına katılıyor. Bu yarışmalarda Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir bir açıklama yaptı. İsmail Demir, Atmaca Seyir Füzesi'nin denizaltından atılan versiyonu için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Atmaca gemi savar bir füzemiz ve geçtiğimiz ay İDEF fuarında karadan atılan bir modelinin de geliştirilmeye başlandığı açıklaması Roketsan Genel Müdürü Murat II. Tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. İsmail Demir ayrıca yerli ve milli torpido Akya sistemiyle de ilgili torpidonun devreye sokulduğu bilgisini paylaştı. Önce İsmail Demir'in açıklamalarını dinliyoruz ve arkasından Roketsan'ın ve TÜBİTAK SAGE'nin ev sahipliğinde yapılan roket yarışmasına birlikte bakıyoruz. Teknofest'in roket yarışmalarının son günündeyiz. Heyecanlar dorukta ve yüksek irtifa yarışmaları da bugün. Yani hem heyecanlar yüksek irtifa yapıştırıldı hem de roketlerimiz inşallah yüksek irtifa yapıyorlar. Teknofest'in doğurduğu heyecan, oluşturduğu sinerji savunma sanayi için aslında çok büyük bir kaynak. Mesela burada yarışmaya katılan çocuklarımızın yakından takibi yapılıp daha sonra şirketlerimizde işe alınması, bu bilgilerini, bu tecrübelerini gerçek hayata aktarmalarını hedefliyoruz ki 20'den fazla arkadaşımız şu anda bu yarışmalara katılmış eskiden arkadaşlarımız Roketsan'da mesela görev yapıyorlar. Tabii burada sadece roketler yapılıp atıldı bitti değil. Burada bil fiil alanda kullanılabilecek ürünler veya birazcık modifikasyon ve değişiklikle alanda kullanılabilecek ürünler meydana getirebiliyoruz. Mesela bir ekibimiz işte roket belli bir irtifa çıktıktan sonra roketten çıkan bir İHA yaptılar. Bu hareket alanında önemli bir kavram getirebilir. Veya çeşitli kalibrelerdeki roketlerimizin kullanımı ile ilgili burada oluşturulan kavramlar İHA'larımıza entegre edilmeye aday roketlerimiz oluşuyor buradan. İHA'lara yeni bir harekat konsepti getiren buluşlar buradan çıkabiliyor. Bugün Akıncı ve Aksungur İHA'larımız burada ortaya konan deneysel anlamdaki ürünlerin biraz daha değişiklikle alanda kullanılmasını da getirecekler. Daha uzun menzil, daha hedeflere penetre edebilen kabiliyetler de burada kazanılmış olacak. Diğer taraftan işte torpido çalışmalarımız var denizde, seyir füzesi çalışmalarımız var. Deniz altından atılabilen seyir füzesi ki orada da yine roket motoru kullanma durumu var. Daha sonra seyir füzesine dönüşme durumu var. Buradaki çalışmalar hep bunun altyapısını oluşturacak. Akya torpidomuzu devreye sokuyoruz. Bu yeni bir müjde olarak verebiliriz. Yine atmaca füzemizin deniz altından atılan versiyonunda çalışıyoruz. Atmaca füzemizin karadan karaya olarak bir yeni bir modelin çıkması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kısacası bu çalışmalar devam ederken bunları devam ettirecek güç enerji de bu yarışmalardaki arkadaşlarımızdan çıkıyor. İlki 2018'de Teknofest kapsamında gerçekleştirilen roket yarışması liseler için 5000 fit, orta irtifa 10.000 fit, yüksek irtifa 20.000 fit ve zorlu görev 10.000 fit kategorisi olmak üzere 4 farklı kategoride düzenleniyor. Yarışma kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan lise kategorisiyle öğrencilere hem teknoloji ve mühendislik odaklı kariyer seçimlerinde motivasyon sağlamak hem de uzay teknolojileri alanda farkındalık oluşturulması planlanıyor. Gençlerin gelişimine katkı sağlayan yarışma bu yıl yeni eklenen zorlu görev kategorisi ile tecrübeli takımların da sınırlarını zorlayacak. Gençlerin kendi tasarımı olan roketlerini üretip uçurması ile bilim, teknoloji ve mühendislik odaklı kariyer seçimlerinde büyük bir motivasyon kaynağı oluşturulması hedefleniyor. Yarışmada 3 farklı değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara desteğin yanı sıra ödüller de veriliyor.
Roket yarışması kapsamında lise, orta irtifa, yüksek irtifa olmak üzere her kategori için birincilik ödülü 60.000 TL, ikincilik 50.000 TL, üçüncülük ise 40.000 TL ödül verilmekte. Zorlu görev kategorisinde ise başarılı olan takımlar arasında birinciler 75.000, ikinciler 60.000, üçüncüler de 50.000 TL değerinde ödül kazanabilecekler. Yarışmanın finali ise 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Teknofest'te gerçekleştirilecek.